Evet arkadaşlar, anlamlarına göre sözcüklerden devam ediyoruz. Anlamlarına göre sözcükler dediğimiz gibi zaman öncelikle sözcük bir dilin en temel öğelerinden bir tanesidir. Sözcüksüz bir dilin varlığından söz edemeyiz. Ve sözcükler de bir takım anlamlara gelmektedir. Bu bağlam dediğimiz olaydan aslında hareket etmemiz gerekiyor. Bir sözcük kullanıldığı yere göre ne yapar? Anlam kazanır. Buna bağlamdan anlamını bulma diyoruz. Ve anlamlarına göre sözcüklere baktığımız zaman arkadaşlar, Türkçe'yi güçlendirmek için ortaya çıkan varlıkları karşılamak amacıyla bir takım yeni sözcükler de ortaya çıkmıştır ve bunlar yeni yeni anlamlar kazanmıştır. Dil canlı bir varlık olduğu için devamlı bir değişme, gelişme göstermektedir. Bu da sözcüklerdeki anlam özelliğini ortaya koyuyor. Baktığımız zaman ilk önce anlamlarına göre sözcüklerde arkadaşlar karşımıza gerçek anlam çıkıyor. Gerçek anlam diğer adıyla temel anlam. Sözcüğün gerçek anlamı temel ve yan anlam olarak ortaya çıkıyor. Temel anlam dediğimiz şey bir sözcüğün herkes tarafından bilinen ve akla ilk gelen anlamıdır. Herkes tarafından bilinen ve akla ilk gelen, yani sözlüğü açıp baktığımızda o sözcük içinde yazıyorsa buna ne diyoruz arkadaşlar? Temel anlam diyoruz. Bir diğeri ise yan anlam. Yan anlam ise sözcüğün biçim veya işlev bilgisi bakımından anlam gelişmesi oluyor. Sorudan yüklenmiş olan anlam veya anlamlardır. Yan anlam gerçek anlamdan arkadaşlar söylenene ilk akla gelen değildir. Sonradan bizim yüklediğimiz anlamlardır. Kapı bütün gece açık kalmıştı. Açık sözcüğü bu cümlede mesafe, boşluk anlamında temel anlamıyla kullanılmıştır. Trafik öğle saatlerine kadar açık oluyor derken burada kalabalık olmadığı, yolun açık olması, kalabalıkların olmadığı, rahat gidilebilir anlamında. İşte buradaki açık sözcüğünü ilk cümlede gerçek anlamı, temel anlamında kullanılmışken ikinci cümlemizde ise arkadaşlar yan anlamda ne yapmış oluyoruz? Kullanmış oluyoruz. Şimdi burada bir örneğimiz var. Örneğimize bakalım arkadaşlar. Mayıs 2011 yılında sorulmuş. Aşağıdakilerin cümlenin hangisinin alt çizgisi sözcük yan anlamıyla kullanılmıştır? Çay çok sıcaktı, ağzım yandı. Anahtarları çekmecenin gözüne koy. Türkçe'de yüklem genelde sonunda bulunur. Neden bu kadar soğuk havada anlayamadım. Şimdi arkadaşlar burada bakıyoruz. Göz kelimesi burada bizim dikkatimizi çekiyor. Gerçekte göz nedir? Görme duyu organımızdır. Ancak burada çekmecenin gözü derken benzetme ve yakıştırma ilgisiyle, yani bu iki ilgiden bir tanesiyle bizim yüklediğimiz bir anlam burada. Göze benzeterek ne yapıyoruz? Çekmecenin gözü diyoruz. Bir diğer anlamımız terim anlam. Terim anlam özel bir anlamdır. Şöyle özel bir anlamdır. Bir sözcüğün ilgi ve alanıyla, yani bu ilgi alanları nelerdir? Bilim, sanat, meslek dallarından herhangi biriyle ilgili ifade ettiği özel anlamdır. Terim anlamı aslında gerçek anlamdır. Biraz daha özel bir kullanımı vardır daha demin söylediğim gibi. Burada kendi alanında kullanıldığı da kazandığı anlamdır. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var, o da şu: bilim, sanat, meslek adları terim anlamlı sözcükler değillerdir. Türkçe, matematik, tıp, ressam, şiir, şair gibi. Bunlarla ilgili olan sözcükler terim anlam kazanır ve bir sözcüğe bakarız kullanıldığı yerde terim anlamlı mı değil mi diye. Eğer o kendi alanı ile ilgili kullanılıyorsa o zaman terim anlam kazanmıştır. Yoksa terim anlam diyemeyiz. Üçüncüsü mecaz anlam arkadaşlar. Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak ifade ettiği yeni anlama mecaz anlam diyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar, burada tamamen farklı bir anlam özelliği göstermektedir. Ne dil varmış kadında derken buradaki dilden kastettiği şey organizma olan, konuşmaya yarayan dil değil. Burada çok fazla konuştuğu anlamında. İşte burada gerçek anlamdan uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmış. Somut anlam, duyu organlarımız göz, kulak, bunlardan bir tanesiyle algılayabildiğimiz durumlarda somut anlamlı sözcükler olmaktadır. Burada karşımıza çıkan her türlü 5 duyu organımızdan bir tanesiyle algıladığımız hepsine somut anlamlı sözcük diyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir notumuz var. Bu noktada somut anlamlı sözcükler cümle içinde mecaz anlamda kullanarak soyut anlam kazanabiliyorlar. Son olaylar sabrımı iyice taşırmıştı artık. Taşma eylemi normalde su için, ama burada ne yaptık? Soyut bir anlam kazandırmış olduk. Şimdi burada bir sorumuz var arkadaşlar. Mayıs 2010 yılında sorulmuş. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi somut anlamlıdır? Masa, kıskançlık, güzellik, mutluluk. Hangisini 5 duyu organımızdan birisiyle algılayabiliyoruz? Tabii ki masa sözcüğü oluyor. Şimdi arkadaşlar diğer bir anlama geçiyoruz. Somuttan sonra soyutu görüyoruz. Soyut ise 5 duyu organımızdan birisiyle algılayamadığımız sözcüklerde olan anlamdır. Buraya baktığımız zaman sevgi, aşk, nefret, bu gibi sözcükler, hasret, hüzün,
Bu gibi sözcüklerin hepsi arkadaşlar soyut anlamlı sözcüklere girmektedir. Genel geniş anlam dediğimiz bir şey var arkadaşlar bir de. Aralarında anlam ilişkisi bulunan kavram veya varlıklar topluluğuna biz geniş anlam ilişkisi diyoruz. Ağaç insanın en büyük dostu ve yardımcısıdır derken buradaki ağaç sözcüğü aynı özelliği taşıyan bütün varlıkları ne yapıyor? İfade ediyor. Ağaç deyince bütün ağaçlar aklımıza geliyor. Hangi çeşit ağaç olursa olsun. İnsan deyince bütün insanlık akla geliyor. İşte bunlara geniş genel anlamlı sözcükler diyoruz. Bir diğeri ise dar anlamlı sözcükler diyoruz. Varlıkları da kavramları tek tek sınırlı anlamda karşılayan sözcüklerdir. Ayağı kırılan serçe çaresiz bir yerde görünüyordu. Şimdi burada serçe özel bir serçe. Yani tüm serçeleri kastetmiyor. Burada kimi kastediyor? Ayağı kırılan serçe. İşte burada dar anlamlı bir sözcüktür. Özelden genele, genelden özele gibi zaten bir dahaki dersim biraz sonra göreceğimiz gibi burada da ne var? Geniş ve dar anlamlı kavramları var. Şimdi notumuza bakacak olursak arkadaşlar, sözcükler cümledeki kullanımlara bağlı olarak genel ya da özel anlam ifade edebilirler. Bakın, ağaç sözcüğü ormana göre nedir? Daha özel anlamlıdır. Orman nedir? Daha genel anlamlıdır. Yani kastetmeye çalıştığımız şey aslında tam olarak da bu. Bir diğer anlam var. Bir diğer anlamımız da nitel ve nicel anlam arkadaşlar. Nitel ve nicel anlam, varlıkları herhangi bir ölçü sistemiyle ölçülemeyen, sıralamayan, özellikleri karşılayan sözcüklere nitel diyoruz. Nitel nitelikten geliyor, nicel de nicelikten geliyor. Nicel ölçülebilen durumlarda, nitel ise ölçülemeyen ve daha çok şöyle söyleyebiliriz, sıfatlarda nitellikten bahsediyoruz. Mesela kırmızı bir arabası var derken buradaki kırmızı sözcüğü nitelik bildiriyor. Ama eve birçok yeni çocuğuna birçok yeni oyuncak getirdi derken buradaki birçok ise nicelikten. Çünkü biz miktardan bildiriyor. Eğer olay miktarla alakalıysa nicelik, özellikle alakalıysa nitelik olarak değerlendiriyoruz arkadaşlar. Kadın üstünde çok güzel bir elbise vardı. Bakın buradaki güzel sözcüğü niteliktir. Çok sözcüğünde ise arkadaşlar ne var? Nicelik var. Şimdi bir diğer anlamımız arkadaşlar kinaye anlamı. Kinaye ne demek? Önce ondan birazcık bahsedelim. Kinaye bir sözcüğün hem gerçek hem mecaz anlamını çağrıştıracak biçimde kullanılmasıdır. Hem gerçek hem mecaz anlamını çağrıştıracak biçimde kullanılmasıdır. Aslında kinaye bizim karşımıza bir söz sanatı olarak çıkıyor arkadaşlar. Burada kinaye anlamı da buradan bize geçmiş oluyor. Şu karşımda göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Bakın burada hem mecaz hem gerçek anlam kastediliyor, kullanılıyor. İkisine de ne yapabiliyor? Kullanılabiliyor. Günlük konuşmalarda kinaye anlatımlara çok rastlanmaz arkadaşlar. Genellikle edebi metinlerde, sanatsal durumlarda kinaye anlamı kullanılır. Kalıplaşmış anlam özellikleri karşımıza çıkan atasözleri damlaya damlaya göl olur. Bakın burada gerçek anlamda da baktığımız zaman bir şey damla damla yani belki binlerce yıl damladıktan sonra göle dönüşebilir mi? Evet dönüşebilir. Bu gerçek olarak düşünülünce evet doğrudur. Mecaz anlamda düşünüldüğümüzde ise damlaya damlaya göl olurdan yani israf edilmemesi, tasarruflu davranılması anlamı vardır. Şimdi arkadaşlar sözcükler arası anlam ilişkilerine bakıyoruz. Öncelikle karşımıza eş anlamlı, diğer adıyla anlamdaş sözcükler çıkıyor. Bu ne demek? Eş anlamlı. Yani anlamları ne olacak? Eş olacak, aynı olacak. İşte eğer anlamları aynı oluyorsa bu sözcüklerin nedir? Yazılışları farklıdır. Bakacak olursak örneklerimize kara ve siyah. Bakın yazılışları ikisinde farklı ama neye geliyor? Aynı anlama geliyor. Ak, beyaz. Öğrenci, talebe. Gördüğünüz gibi bunların yazılışları farklı olmasına göre rağmen ne yapıyor? Aynı anlama geliyor. İşte arkadaşlar yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı, diğer adıyla anlamdaş sözcükler diyoruz. Bakın burada bir örneğimiz var. Eylül 2012 yılında hangisinin birbirinin eş anlamlısı değildir? Beyazak, mektep, okul, üzüntü, keder, aydınlık, karanlık. Aydınlık ve karanlık birinin nesidir arkadaşlar? Zıttıdır. Bir diğeri eş sesli sözcükler. Eş sesli diğer adıyla sesteş sözcükler arkadaşlar. Sesteş demek sesleri aynı olan yani yazılışları aynı olan. Bu sefer ne olacak? Anlamları farklı olacak. Bakın daha deminkinde anlamlar aynıydı, yazılışlar farklıydı. Bu sefer ise arkadaşlar yazılışları aynı, anlamları farklı. Yazılış ve okunuşları farklı ancak anlamları aynı olan sözcüklere diyoruz.
Örneklerimize bakacak olursak, her sözcüğün eş seslisi olacak diye bir şey yok. Yaş sözcüğü bir ıslak anlamında, nemli anlamında, bir de ne var? Ömür, yaşanan süre anlamında. Dik sözcüğü eğri olmayan anlamda, bir de ne var? Dik, dikmek fiili, bir şeyi bir yere dikmek anlamında var. İşte yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcüklerdir. Şimdi burada bir uyarımız var. Buna dikkat edin. Ses teşvik ilişkisi sözcüklerin gerçek anlamları arasında meydana gelir. Yan anlamıyla alakalı bir durumdan bahsedemeyiz arkadaşlar. Şimdi yine burada bir sorumuz var. Sorumuza bakalım. Ağustos 2010 yılında sorulmuş bir soru arkadaşlar. Ağustos 2010'da. Diyor ki altı çizili sözcüklerden hangisinin ses teşviği yoktur? Altı çizili sözcüklerden hangisinin ses teşviği yoktur? Yemeği bir de benim elimden yiyin. Kurbağa karada da soluk alır. Çayın etkin maddesi teindir. Çok gürültülü bir ortam burası. Bakın burada baktığımız zaman hangisinin ses teşviği yoktur arkadaşlar? Bakıyoruz. Yemeği bir de benim elimden yiyin. El. Burada el ne? Bir organizma anlamında el var. Bir de ne var arkadaşlar? Yabancı anlamda. Kurbağa karada da soluk alır derken burada bakın kara sözcüğü var, değil mi? Kara bir yer parçası. Bir de ne var? Renk anlamında. Çayın derken çay, bir içtiğimiz çay var arkadaşlar. Bir de akarsu çay. Çok gürültü bir ortam derken burada ama herhangi bir ses teşviği olan sözcük yok. Yine çokça karşımıza çıkan soru tiplerinden bir tanesi yakın anlamlı sözcükler. Yani yakın anlamlı sözcük demek anlam olarak birbirine yakın anlama gelen sözcüklerdir. Birinin diğerinin yerine kullanabildiğimiz sözcüklerdir diyebilirsiniz bunları arkadaşlar. Mesela dilemek sözcüğü, bakmak sözcüğü, yani birbirinin yerine ne yapabiliyoruz? Şöyle diyoruz. Mesela bakmak kısa bir süre için dikkat etme öylesine bir göz atmak anlamında, seyretmek ise daha uzun bir süre içinde bakmak anlamında. Bu cümlelerde, bu sözcükleri ne yapıyoruz? Biri diğerinin yerine kullanılabiliyor. Diğer zıt anlamlı sözcükler arkadaşlar, anlamca birbirinin tersi olan sözcüklerdir. Dünyada var olan her şey zıttıyla bilinir kurala gereği hemen her sözcüğünde karşıt anlamlısı bulunmaktadır. Burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar, bir şeyin zıttı demek onun olumsuz demek değildir. Gelmek sözcüğünün zıttı, gelmemek değildir. Buna dikkat edeceğiz. Yine burada bir sorumuz var arkadaşlar. Eylül 2012'de çıkmış. Hangisinin zıt anlamlısı sözcükler bir arada kullanılırsa az çok, bakın ikisi de birbirinin zıttı. O yüzden cevabı ne diyoruz? A şıkkı diyoruz arkadaşlar. Şimdi sözcüklerde bir takım anlam değişmeleri var arkadaşlar. Bunlara bakacağız. İlk önce anlam genişlemesi. Anlam genişlemesi, sözcükler büyük kısmı temel anlamları da kullanılıyor. Ancak bu temel anlamlar ne yapıyor? Genişleyerek diğer anlamları da içine alabiliyor arkadaşlar. Dal sözcüğü ağacınlar bir kolu iken ilk anlamlıdır. Bir an diğer anlamda branş, alan anlamında kullanılıyor. Yine alan boş yer anlamındayken alan meslek anlamında kullanılıyor. İşte bu şekilde sözcükler ne yapıyor? Anlam gelişmesine kullanılabiliyor. Bir başkası da arkadaşlar anlam daralması. Bunun zıttı olan. Anlam daralması iki şekilde oluyor. Bunlardan zamanla ifade ettiği anlamlardan bir veya birkaçının unutulması. Okumak sözcüğü bir metni sesli olarak okumak anlamına gelmektedir. Ama unutulduğunda bir metni seslendirmek anlamında da gelebiliyor arkadaşlar. Yavaş yavaş unutulma ile oluyor. Bir de başka bir daralma türü, o da şu: sözcüğün zamanla bir türün tamamını ifade ederken türün sadece bir bölümünü ifade etmeye başlıyor. Buna da yine anlam daralmasının türlerinden bir tanesi arkadaşlar. Bakın burada 2012'de çıkmış bir sorumuz var. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin anlam daralmasına uğramıştır? Ucuz, oğul, ödül ve yavuz sözcükleri, dikkat ederseniz. Bakın burada ucuz sözcüğünde bakıyoruz. Ucuz herhangi bir anlam daralmasına uğruyor mu? Hayır. Burada ama oğul sözcüğü derken, oğul burada iki anlamı var arkadaşlar. Birisi hem erkek hem kız çocuklar için kullanıldıktan sonra da daralarak sadece erkek çocuklar için kullanılıyor. Burada bir anlam daralmasından bahsedebiliriz. Şimdi bir diğer başlığımız sözcüğün söz ebeğinin cümle içinde anlam kazanması arkadaşlar. Burada sözcükler dediğimiz gibi cümlede söz ebeğinde kullanıldığında bir takım anlamlar kazanırdı. Burada da bundan bahsediyoruz. Yani söz ebekleri ne yapıyor? Bir araya gelerek
amme mecaz ama farklı şekilde kullanılarak arkadaşlar bir takım yeni anlamlar kazanıyor. Bir de sözcüklerde bir takım anlam olayları var. Bu anlam olaylarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Sözcüklerde bir takım anlam olayları var. Bunlardan bahsedeceğiz. Çünkü duygu ve düşüncelerimizi anlatırken arkadaşlar bazen sözcükler yeterli olmuyor. Bu durumlarda ne yapıyoruz? Bir takım anlam olaylarına başvuruyoruz. İşte bunlardan ilki ad aktarması. Diğer adıyla buna mecazı mürsel diyoruz. Bu bir sanattır. Benzetme amacı güdülmeden bir sözcüğün başka bir sözcük yerine kullanılmasıdır. Bunlarda bir takım ilişkiler var. Parça bütün ilişkisi. Ondan sonra bunlardan bir tanesi parça bütün ilişkisi. Örneğimize bakarak bir hilal uluna ya Rab ne güneşler batıyor. Burada hilal söylenerek bayrak kastediliyor arkadaşlar. Parça burada nedir? Hilal. Bütün nedir? Bayrak. Sonra yine iç dış ilişkisi var bu durumlarda. Dün akşam sofrada tabağımı bitirmeden kalkmıştım. Burada tabağımı bitirmeden derken yemek. Yemek tabak. Burada iç nedir? Yemek. Dış nedir arkadaşlar? Tabak. Örneğe baktığımız zaman. Yine başka bir ilişki neden sonuç ilişkisi arkadaşlar. Bereket yağdıkça çiftçi neşeleniyor, mahsul bol olacak diye seviniyordu. Burada bereket yağdıkça derken yağmurun yağmasının sevincinden bahsediyor. Bir diğeri yer insan ilişkisi. Ankara'nın son dönemde verdiği kararlar herkes tarafından tartışılır. Burada Ankara derken neyi kastediyor arkadaşlar? Aslında hükümeti kastediyor. İşte burada yine bir ad aktarması, mecaz mürsel yapılmış oluyor. Aynı şekilde sanatçı eser ilişkisi, yer tarih ilişkisi yine aynı mantıkla arkadaşlar devam ediyor. Bir başka deyim aktarması, aralarında anlam ilgisi bulunmayan ve benzetme yoluyla ilişki kurma, birinin özelliğini diğerine aktarma yoluna deyim aktarması diyoruz arkadaşlar. Burada kişileştirmeden bahsediyoruz. Yine aynı şekilde. Bakın örneğimize bakacak olursak, bu grev için bu kadar sert bir adam seçmeleri mi gerekiyordu sanki? Adamı biraz yumuşak görünce herkes kaytarmaya çalışmıştı işte. Burada ne yapıyoruz? Özelliği diğer varlığa ne yapmış oluyoruz? Aktarmış oluyoruz arkadaşlar. Buna da deyim aktarması diyoruz. Şimdi başka biri de arkadaşlar dolaylama. Peki dolaylama nedir? Dolaylamaya bakıyoruz şimdi. Herhangi bir varlığı ya da kavramı kendi adı dışında birden fazla sözcük ile karşılama sanatına diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada aslında şöyle söyleyeyim. Söylendiğinde akla gelen mesela ne diyoruz? Ormanların kralı kimdir? Aslan. Burada aslında ormanların kralı dediğimiz zaman aslanı aslında tarif ediyoruz. Büyük Önder diyoruz. Yavru Vatan Kıbrıs. Delikli Demir diyoruz. Tüfek. Tüfeği ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir anlamda aslında lakap diyoruz buna. Biz buna ne diye edebiliriz? Lakap takmak diyebiliriz. Yani lakaplara ne diyoruz arkadaşlar? O zaman dolaylama diyoruz. Yine başka bir tanesi güzel adlandırma. Olumsuz bir durumu, olumsuzluğunu belli etmemek için yaptığımız bir şey arkadaşlar. En yakın arkadaşıma ince hastalığa yakalanmış diyorlar. Burada ince hastalıktan verimi kastediyoruz. Köyde 2 saat önce ayak yolu aramış ama bulamamıştık. Burada ayak yolu derken tuvalet. Yani söylenmek istemeyen bir şeyi başka bir sözcükle anlatılması. Tabii bunların hepsi kullanıla kullanıla zihinlerde kalacak şekilde oluyor arkadaşlar. Buna ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Deyimler, söyleyişi etkili, güzel ve akıcı kılmak için kullanılan sözcüklerdir ve mecazlaşarak ortaya çıkarlar arkadaşlar. Deyimlerin bir takım özellikleri var. Bunlar genel özellikleri kalıplaşmış ifadelerdir. En az iki sözcükten oluşur ve mecaz anlam kazanır. Deyimler cümle şeklinde olabileceği gibi arkadaşlar yine iki sözcüğün oluşmasından da gerçekleşebilir arkadaşlar. Onun haricinde deyimlerle ilgili deyimler kural ve yargı bildirmezler. Sadece belli durumları, kavramları anlatan sözcük gruplarıdır arkadaşlar. Zaten deyimin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. İkilemeler var. İkilemeler ise
İkilemelere bakalım. Anlamı pekiştirmek, cümleye yoğunluk kazandırmak amacıyla anlamca ya da biçimce ilişkili iki sözcüğün değişik biçimlerle oluşturulduğu tekrarları arkadaşlar ikilemeler diyoruz. Peki ikilemenin çeşitleri var. Bunlara bakacağız. İkilemenin çeşitleri sözcüğün aynen tekrarıyla kullananlar. Sabahtan beri eve dolaşıp. Zıt anlamlı sözcüklerle kurulanlar var arkadaşlar. Birbirinin zıttı olan sözcüklerle. Aşağı yukarı olduğu gibi. Eş ya da yakın anlamlı sözcüklerle kurulanlar var. Anlı, şanlı, tarih gibi. Anlamsız sözcüklerle kurulanlar var. Ivır zıvır gibi. Bu gibi şekilde kuruluyor. Ve son olarak da yansıma sözcüklerle kurulanlar var. Yansıma sözcük demek doğadan aktarılan sözcüklerdir arkadaşlar. Bakın derenin şırıl şırıl. Bu bir yansıma sözcüktür. Cam şangır şungur yere düştü. Gürül gürül akan bir nehir. Bakın gürül gürül. Burada nehrin sesini ne yapıyoruz? Yansıma sözcük olarak kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan sonra birazcık da çıkmış sorulara bakacağız arkadaşlar. Çıkmış sorularda şöyle birinci soruya bir bakalım. Ocak 2014'te bir kimsenin öngördüğü ya da yaşadığı ilginç olayları gözlemlerini bilgilerine dayanarak anlattığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Bakın kendi anlattığı olduğu için burada ne diyoruz? Anı diyoruz. Burada birinci soruya şimdi bakacak olursak hangisine ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde bakalım birinci soruya. Aşağıdaki sözcüklerin hangisine ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde ünsüz aşaması gerçekleşmez diyor. Burada baktığım zaman ocak ocağı, dolap dolabı, yurt yurdu, sanat sanatı diye cevabımız ne oluyor arkadaşlar? B şıkkı oluyor. Yine mesela arkadaşlar 7. soruya bakalım. 7. soru diyor ki numaralanmış cümlelerin hangisinde ses daralması vardır? Sevgiyi bilmiyor, bilmek bilmiyor. Burada beklemeyi öğrendim, inanarak savaştı, hemen uyuverdi. Burada bakın bilmek neydi ses daralması arkadaşlar? Yoreki geldiğinde düşüyordu. Bilmek bilmiyor olmuyor, bilmiyor olduğu için cevabımız ne oluyor? Adana olmuş oluyor. Yine burada 12. soruya bakalım arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisi gazete çevresinde gelişen metinlerden biridir? Gazete çevresinde gelişen metin günlük değil, anı değil, biyografi değil. Biyografi hayat hikayesiydi, ünlü kişilerin hatırlayacağımız makale oluyor. 14. soruya bakalım. Hangisinde ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde ünsüz yumuşaması meydana gelir diyor. Süt, sütü olmadı, dost, dostu, yanak, yanağı. Bakın oldu, cevabımız direkt Bursa olmuş oldu. Evet arkadaşlar, dersimize burada son veriyoruz. Bir dahaki derste görüşmek üzere, başarılar.